Merhabalar, Mustafa Kemal ben. Şimdi evde kapıların rengi kahverengiydi. Şuradan göstereyim. Bu kızım Ela. Tanıyorsunuz artık. Şimdi kapıların rengi kahverengiydi. Bu korona virüsünden kaynaklı. Evde sıkılmayalım diye bir şey yaptık. Boya aldık. Ömer Bey sağ olsun bize ön ayak oldu. Bunu yaparken nelere dikkat ettiğimizi şöyle açıklayayım. Bu bütün kapının metal aksamlarını, menteşelerini, her şeyini çıkarttık. Ondan sonra astar atıyoruz şu an. Şu an bu gördüğünüz astar. Daha boya bitmedi. İlk kat astarımız bu. İkinci kat, üçüncü kat olacak. Yıkadı ellerini. Kızım da bana yardım ediyor. Kızımın ayrı videoları da var. Onları da ekleyeceğim videoya. Bu şekilde çıkarttık. Şunları çıkartmadım özellikle. Hani onlar zaten boyalı olduğu için şey yapmadım. Üstünü boyamış olurum dedim. Bu şekilde bunları boyayacağız. Sonunda da göstereceğiz. Eşimle konuştum ve hani çelik kapımızı da boyayacağımızı boyamaya karar verdik. Şimdi ışıklar yanacaktır. Evet. Bu çelik kapıyı da boyayacağız. Şu kenara bir astar attım. Deneme amaçlı. Ne kadar tutuyor diye. Kullandığımız boyanın polisan. Onları da göstereceğim size. Rulo ile ve şeyle astarı atıyoruz. Şu an tabii çok çirkin duruyor. İnşallah bitince bu kadar kötü durmaz. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. İyice, iyice. Yere vurma, damlatma. Kötü usta derler sana. Çabuk. Çok yavaşsın be usta. Ne ustası ya? Boyacı ustası. Değil misin? Ustasın usta. Usta gibi usta boyuyor. değilim. Usta gibi boyuyorsun. Sen hiç boyamıyorsun, değil mi? Merhabalar. İşte kapı boyama işimiz bitti. Çelik kapıyı içten boyadım. Dıştan hala siyah. Dedim hani kapıların hepsi aynı şey olsun diye. Genel olarak sonuçlardan çok memnunuz. Kapılarda bazı ayarlar yapmam gerekti. Buraları yani şöyle söyleyeyim size. Şuralarda kapılar vuruyordu. Şu an onu ayarladık. Şuradan vurduğu yerleri de görebilirsiniz. Tabii biraz bu tür boya hataları da benim kendi şahsi hatamdır. Şuralar işte daha önceki vurmaların oralara rötuş atacağım. Bu menteşe ayarlamaları için de şu alt kısmı biraz yontmanız gerekiyor. Ben yonttum. Genel olarak. Tablolarımızı da astık. Kapılarımızı boyadık. Ve kızım çok iş yaptı bu boya konusunda ve eşime de ayrıyetten teşekkür ederim bu videoda da. Burada biziz. Bu kızım. Genel olarak bu şekilde. Sonlandırmış olduk işimizi. Tabii bazı hala ufak tefek hatalarımız var. Bir de bu arkadaşlarım. Evet, kalemler de yardımcı oldu. Yeni bir evde işler konusunda yeni bir projede görüşmek üzere şimdilik.